Evet dostlar, hoş geldiniz. Şu anda tam bir karmaşanın ortasında düşmüş bulunuyoruz. Her yerler değişiyor. Artık mekanlar da değişmeye başladı. Kafayı yemeye başlıyoruz. Tam anlamıyla sıyırmaya başlıyoruz abi. Ne diyor? Hasta kendine zarar verme eğiliminde, odaklanmada ve detayları hatırlamakta güçlük yaşıyor. Birbirinden bağımsız ve rastgele hareketler sergiliyor. Hasta, derisinde kaşıntı ve batma sorunu olduğunu belirtti. Deride anormal renk değişikliği gözlemlendi. Denenen tedavi, patoloji raporu, laboratuvar incelemesi. Janelle McClain. Bayağı yaşlıymış da ha. Abi gene ne oluyor? Uy, o ne lan? Kardeş. Çok komik. Çok komik lanet olası. Geberin lan! Abi çıldırıyorum. Orada biri mi var? Ses yapma, odun al. Pardon, balta. Baltayı al abi, en iyisi balta. Burası neresiymiş? Ameliyathane. Aha. Vallahi bir şey var. Baba mı? Lütfen cevap ver. Abi ne oluyor? Normalde oyun bu kadar şey vermez lan. Geber pislik, zaten gebermişsin. İlaç deposu işte bu ya, aradım. Al işte. Ne güzel. Bura nere? Laboratuvar. Vallahi kaç singirdi. Bir dakika. Bir dakika, burada her şey anlaşılacak şimdi. Burada olmamalısın. Ne oldu be? Ne yaptın sen? Bu da kim? Bu da kim? Anne. Sen ne yaptın? Ne oluyor be? Oğlum sadece onu hayata döndürmek istedim. Al işte. Al Sadece işte. hayata döndürmek istedim. Çok zor da olsa sonunda kabullenmiştim onun artık aramızda Demek ki olmadığını. bütün deneyler bunun için mi? Annesini hayata Bana döndürmek onun içinmiş. hayatta olmadığını söyledim. Bunu yapamazsın. Onu kurtarmak istedim. Her şeyi onun için Ne oldu yaptım. peki? He? Ne Bizim için. oldu? Lazarus Hayır. projen başarısız oldu. Hayır. Herkesi öldürdün. Bu hastanedeki herkesi. Denedim. Yalan söylüyorsun. Anne. Sayın Doktor Albert McLean, her şey için çok üzgünüm. Hepsi benim hatamdı. Karınız General'e yanlış ilaç tedavisi uyguladığım için işler geri dönülemez bir hal aldı. Ne yapacağımı bilmediğim için size söylemedim. Ah, sizi yalnız bırakmak istemiyorum ama buradan çıkmam lazım. Artık dayanamıyorum.
Oha, bizimki iyice çıldırmaya başladı lan. Gerçekten öldürmüş ama. Yani adam yaşıyormuş. Onu öldürdük cidden. Abi bir şey oluyor. Yemin ediyorum bir şey oluyor. Abi koş. Koş 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 koş. Yemin ediyorum koş 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 koş. Nasıl patlatacağım oğlum? Kibrit kutusu bul diyor bana. Nasıl olacak o? Lan! Abi koş 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 koş. Kapının anahtarları burada bir yerde olmalı. Ne güzel. Ne oluyor lan? Kapının anahtarları burada bir yerde diyorsun. Nerede kardeşim? Nerede? Gözünü seveyim, nerede? Koş abi koş. Koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Abi öl artık, öl. Ne oluyor oğlum? Abi silahım yok. Ne oldu lan? Çıktık. Çek ellerinizi. Abi artık dayanamıyorum. Vallahi dayanamıyorum artık. (Gülüyor)
Burası neresi? Yavrum, kapının şifresini nereden bulacağım? Evet dostlar, bitiriyoruz bitiriyoruz. Kapımızın şifresini de çözdüm. 2 saat sonra acayip derecede bir şifreleme koymuşlar. Yani dünyanın en iyi çilingirinde getirseniz bu kapıyı açamazdı abi. Ama ben açtım. Ne oluyor lan? Yoluna devam etmek için mümkün olduğu kadar fazla odaya girip mümkün olduğunca fazla ekipman toplamalısın. Ne alaka kardeşim? Sen kimsin? Yavrum sen kimsin ya? Yok. Abi koş. Yeter yani, cidden yeter. Hacı bana böyle şeylerle gelin. Ya! Uzak dur benden. Geberir! Gene ne oluyor abi? Gene ne oluyor? Vallahi bir şey buldum lan. Oo, bayağı bir cephane buldum ha. Gizli kapı bir şey gibi bir şey herhalde bu. Lan! İğrenç. Babası abi. Bunlar da tanıdıkları galiba. Abi koş. Arkana bile bakma. Abi lütfen. Olmaz. Koç, koç. Gerizekalı kaç. Hala ne bekliyorsun? Kaç. Abi inanamıyorum. Ne oluyor lan? Oha, dışarıda çıkmışlar. Ne olacak şimdi? Gel de ağzını. Ne oluyor oğlum? Geberteceğim seni. O ne be? Polis geldi. Orta yaşlı bir adam. Evet efendim. Onu cesetten içeri bulduk. Birinin gelip bana yardım etmesi gerekiyor. Deli deli. Anlaşıldı. Deli deli. Hadi benimle geliyorsun.
Kimseyi öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhindedir. Abi bundan şüphelenmiştim. Bırakın gideyim. Ama oyunun sonunu görmeden yorum yapmak istemedim. Ruh hastasına bak. Herkes öldürmüş. Ben kimseyi öldürmedim. Yerdeki o garip şeyler de ne? Bilmiyorum. Ama insan olmadıkları kesin. İnsan olmadıkları kesin mi? Peki neden normal insanları da öldürmüş? Zerre fikrim yok. Burası ne garip bir yer. Deli değilim. Ben bir şey yapmadım. Bırakın. Ben kimseyi öldürmedim. Vay be. Yaşayan insanları da öldürmüşüz abi. Evet dostlar, Roots of Insanity burada sona eriyor. Güzel bir oyundu. Hani bir yerli bir oyun olarak ele alırsak güzel bir oyun. Hani yer yer korkutmayı başardı beni. Yapanlara helal olsun diyorum. Bir şey demiyorum ama oyun çok karanlık. Cidden aşırı karanlık. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki serilerde veya ilk bakışlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.